Sen nereye geliyorsun? Ha, ben öyle dalmışım. Sana kolay gelsin. Teşekkür ederim. Eylül! Saat kaç Eylül ha? Saat kaç? Yarım saattir bir ton iş birikti. Ama sen yoksun. Hadi çabuk, hadi çabuk. Ağam, ya ben arabayı yapamadım. Çekici çağırdım, servise götüreceğiz. Ya abi sen bunu söylemek için mi geldin şimdi? Evet. Tamam abi, sorun yok. Benim şu an farklı dertlerim var zaten. Ne derdi ağam? Söyle çözelim. Abi, kız beni fakir zannediyor. Yani bir tür lafa girip doğrusunu söyleyemiyorum. Nasıl ya? Anlamadım. Denk gelmedi abi işte. Bir yanlış anlaşılma oldu. Yani yok yere yalancı durumuna düşersem çok kötü olur. Olmaz mı? Ya ağam, çık karşısına konuş. Yekten söyle. Ben ağa çocuğuyum de. Durum böyle böyle de. Hem zengin olmak kabahat mi? Haram olmadıktan sonra Allah vermiş işte. Senin suçun ne? Abim sen doğru söylüyorsun da ben bunu kıza söyleyemiyorum. Ya sonradan öğrenir. Onunla alay etmişim gibi olursa işte o zaman çok kötü olur. Ya bir türlü lafa girip söyleyemiyorum. Ya zamanlamayı tutturamıyorum. Vallahi ağam zamanlama anlamadım ama arabanın durumu kötü. Aksi kılmış. Biraz uğraştıracak gibi. Ya tamam abi git hallet o zaman. Ne diyeyim şimdi ben sana? Geçen gün bir yanlış anlaşılma oldu Eylül. Yani sen beni fakir sandın. Benim için bir mahsur yok. Çünkü önemli olan zenginlik, fakirlik değil. Önemli olan gerçekten insanın kalbidir, iyi olmasıdır, insan olmasıdır. Yani bunları sana söylemek istiyorum. Sonradan öğrenirsen yalancı olurum. Ben yalan konuşmayı sevmiyorum. Hatta böyle bir kere... Pardon ya, hayali sevgilinin üzerine oturdum galiba. Kusura bakma. Ha, yok. Ben öyle prova yapıyordum. Tiyatrocu musun sen? Hayır. O zaman deli gibi neden kendi kendine konuşuyordun? 4 kişilik masaya tek kişi oturmuşsun. Ayıp değil mi bu yaptığın senin? Görgüsüz müsün sen? Arkadaşlarım nereye oturacak benim? Ortalıkta bir sürü boş masa var. Biz bu masayı daha çok seviyoruz. Öyle değil mi? Peki. Bir masa için seninle kavga edecek halim yok. Al. Çantam mahvoldu. O çanta kaç para haberin var mı senin? Ya bacım alt tarafı bir çanta. Ayıp değil mi milletin içinde avaz avaz bağırıyorsun? Bacım mı? Bacım ne ya? Nasıl bir tipsin sen? Ben burada bir dakika daha duramayacağım yürü. Hatun. Eylül. Bak en hatırlı müşterilerimizi kaçırıyorsun. Bak bu kırılan bardakların parası da maaşından kesilecek ona göre. Ha, pardon. Bak onun bir suçu yok. Yani ben ayağa kalkarken bu giden tuhaf şey vardı ya, ona çarptım. O da Eylül'e çarptı. Yani sizin anlayacağınız bir tuzuç benim. Toplamaya yardım ederim. Boşu boşuna gerilmenin bir anlamı yok. Eylül, temizle orayı. Teşekkür ederim. Yani patron anlattığın için durumu. Ne demek? Şunlara bak ya. Kendilerinden başka hiçbir şey görmüyorlar. Sanki dünya onların etrafında dönüyor. Alayı bencil. Ya şurada yardıma ihtiyacı olan biri otursa yardım etmek istersin, bir şey yaparsın. Ama bunlar da yok. Para var ya, insandan bütün bu güzellikleri alıyor. Hani bunlar sana böyle iğrenç davranıyorlar ya. Senin yüzünden falan değil, onların kötülüğünden. Hepsi aynı bunların. Yani evet bazıları kötü. %99'u emin olabilirsin. Ya biz ona %60 hatta %70 diyelim.
Yani aralarında insanlar da var demek istiyorum. Hatta benim babam der ki asıl zenginlik insanın tamam... Baban fakirdi. Sen de öyle. Bu kadar. Yazık. Babam da çok severdi eskiden zengin ama iyi kalpli insanlardan bahsetmeyi. Zengin ama dürüst patronlar, fakir dostu işverenler. Ama şimdi kaza tazminatını bile ödeyemeyen bir pislik yüzünden zenginlere kapıcılık yapıyor. Ben çalışmak için okuyamıyorum. Zenginlere hizmet ediyorum. Yani anlayacağım. Bana şeytanı savun ama zenginleri savunma. Boşuna kalbimiz kırılmasın. Neyse. Ben işin başına döneyim. Daha fazla zarar işitmeyeyim. Tekrar teşekkür ederim. Görüşürüz. Görüşürüz. Thank you.